Arkadaşlar merhaba. Don't Starve'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezon finalinin ikinci partiyle karşınızdayım. Hani neden iki parti oldu? Arkadaşlar belki ilk partın sonlarına doğru duymuşsunuzdur. Babam beni yemeğe çağırdı ve ben de yemeğe gitmek durumundaydım. Yemeğe gitmek durumundaydım değil. Açtım abi. Gittim yemeğimi yedim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar maceramıza. Müsaadenizle devam edelim. En son şuraları temizliyorduk. Kulaklığın sesi kendi kendine açılmadıysa eğer ben sağır olacağım. Penguenlerin sesi çünkü çok abartılı geliyor arkadaşlar. Görmeniz lazım böyle. Vavak 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 diye sürekli böyle zırt pırt. Bu kışın en nefret ettiğim özelliği arkadaşlar şu penguenler. Gerçekten penguenlerin şu an sesinden de kendisinden de tiksiniyorum. Tamamdır. Seslerini biraz kısınca arkadaşlar daha tahammül edilir bir vaziyet alıyor. Bu arada neden altın kazma yapmıyorum? O da ayrı bir soru tabii ki. Bir dakika, kazmam nerede benim? Burada. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacaktık? Bir dakika, şu aşağıyı temizledik. Temizledik ama köklerini sökmedik. Köklerini sökmediğimiz için hala haritada burada ağaç var olarak gözüküyor ama orada ağaç falan yok. Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlemişiz. Şimdi şurayı da birazcık keselim, ondan sonra yakalım gitsin ya. Ondan sonra yakalım gitsin. Ben zaten size planımı anlatmıştım arkadaşlar. Yani fikir değiştirmedim. Zaten aşağı yukarı yemeği bir 5-10 dakika içerisinde yedim. Bu arada fikir değiştirmedim tabii ki. Fikrim hala aynı. Şu ağacı da kestikten sonra yakacağım gitsin ya. Küçük ağacı kesiyoruz. Umarım ağaç gardiyanı şuradan zıbıt diye zıplamaz. Bu arada anam burnum mu akacak? Hapşıracağım mı? Eyvah. Hep beraber. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi çoğunuz duyma özürlü oldu benim yüzümden. Duyma engelli oldu, kusura bakmayın yani. Hapşırık abi çok kötü bir şey ya. Ama bakın hapşırıktan daha kötü bir şey daha söyleyebilirim size. Hapşıramamak. Hani şu rivayete girmeyeceğim. Hapşırdığında gözünü kapatmazsan yerinden fırlar, öler ölürsün falan filan. O muhabbete ben girmiyorum babam. O muhabbete ben girmiyorum. Benim girdiğim muhabbet... Evet, komple yanacak orası, evet. Benim girdiğim muhabbet şu. Hapşırmaktan daha kötü bir şey var. O da hapşıramamak abi. Böyle burnunu içe çekiyorsun. Allah Allah, hapşıracağım da gelmiyor. Yani gelmemesi kötü işte yani. En kötü durum gelmemesi. Bu arada bu meşaleyi atmam. Meşaleye kıyamam. Ama şu saplara atarım ya. Şeylere yani tohumlara atarım. Kuşu da ızgara etmişiz herhalde. Aman ya Wilson, ihtiyacım var sanki. Gören de ihtiyacın var, açsın, açıktasın zanneder. Aç gözlü davranma. Komşunun evine gittiğinde konan bisküvi yiyeme. Bisküvi. Niye mi abi? Niye? Aç gözlü sanırlar. Biz evde sana vermiyoruz mu? Abi bir de öyle bir şey var yani. Misafirliğe gidiyorsun. Madem o misafirliğe gittiğin insan senin açıklarını arayacak. Sen onunla neden arkadaşlığını, dostluğunu sürdürüyorsun ki? Hani yok onun uzattığını yeme, yok şunun uzattığını şey yapma, yok görmemiş gibi davranma, şunu yapma, bunu yapma. Yani gereksiz bir şey abi. Samimiyetine güvenmiyorsan adamla muhatap olmazsın, olur biter. O motoru alırım. Kardeş, o motoru alırım. Tamam mı? Aldıktan sonrasını sen düşün. Gezdiği altındaki araba da böyle hani şey, insanı küçümsemek için söylemiyorum da arkadaşlar, öyle hani bas bas motor bağırttıracak bir araba değil ha. Taş çatlasın Doğan'la geziyordur. 3-5 milyarlık Doğan ya da Şahin'le geziyordur ama havasından geçilmiyor. Bu kadar insanı rahatsız etmeyine hakkı varsa. Serseri it takımı işte, kendini bir şey zannediyor elemanlar. Heh, ne var? Ne var? Sen de mi kendini bir şey sandın? Abi bu kanadı da alamayacağım ben şimdi. Neyse ya, biz kömürümüzü tamamlayalım, akşam evimize gidelim. Daha sonra şurayı temizlemeye girişelim. Çünkü malum projelerimiz var arkadaşlar. O projelerimizi gerçekleştireceğiz. Nedir o proje? Gidip tezek toplayacağız. Ondan sonra abi yine yarasa çıktı. Ben kestim, yine çıktı. O projemiz ne arkadaşlar? Hemen ondan da bahsedeyim. Şu görmüş olduğunuz araziyi ben tarlam olarak almayı planlıyorum. Yani şuradan şöyle tarla yapacağım orayı. Bu arada burayı da bir yakalım ya. Şu son parçalar falan ama olsun, yine de yansın. Yine de yansın yani, burayı bir temizleyelim. Ben bu arada bu alanı neden temizlediğimi bilmiyorum. Gerçekten ama temizleme gereği duydum yani, yaktım. Akşam olacak birazdan. Wilson da bayağı bir acıkmış arkadaşlar anlaşılan.
Hemen şu kömürleri de alıp evimize dönelim. Hem yakacak odunumuzu elde etmiş olduk. Hem de ortalığı biraz temizledik. Buraya ayrı bir üs kurabilirim. Belki de buraya kurarım ya, şeyi belli olmaz. Tarlaları buraya kurabilirim. Buraya kurmam ya. Kurtların, murtların, yarasaların çok açığında, çok açık hedef. Ya oğlum bak, döverim. Hareketlerine dikkat et, dayak yersin. Başımızdaki şapkayı çıkartalım arkadaşlar. Çünkü yok yere akıl sağlığını yiyor. Kemirme. O duvarı kemirme. Ne ara duvarın içine girdin? Ama uçuyor. Doğru. Doğru. Mantık güzel. Mantık güzel çünkü uçuyor, ama bu kadar zırha rağmen dünyanın canını götürdü adam. Hemen köftemizi yiyelim arkadaşlar. Şuradaki köfteyi de yiyelim. Daha sonra yerine yeni köfteler yapalım. Bu arada hani ben sürekli söylüyorum, bu oyunda rekora gidiyoruz, rekor kırıyoruz falan diye. Ya sakın yanlış anlaşılmasın. Bende bir kompleks oluşmadı. Oyunu en iyi ben oynarım, benden iyi kimse oynayamaz şeklinde bir kompleks oluşmadı bende. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Yani ben iyi oynadığımı düşünüyorum, ama elbette benden iyi oynayanlar da vardır. Yani. Abi bence şu senden daha iyi oynuyor. Vardır abi, ben yoktur demiyorum ki, yani bunu söylemene gerek yok. Ben sadece hani İyi oynadığımı düşündüğümü söylüyorum. Böyle bir tartışmaya girdik de birkaç arkadaşla. Bence şu senden daha iyi oynuyor. Olabilir. Ne kadar doğal. Herkes her alanda iyi olacak diye bir kaydı yok. Bu arada Wilson, sakalın uzadı mı abi? Sakalı güzel ya Wilson'ın, orantılı uzuyor. Ya benim hoşuma gidiyor şahsen. Orantılı bir sakala sahip. Bu arada envanterimde neredeyse ağzına kadar dolu abi. Şu kömürleri de stok mahiyetinde atalım şuraya. Bu arada burayı şeye çevirdik. Lazımlığa çevirdik. Lazımlık şeydi ya galiba, tuvaletin eski adıydı. Orası tuvalet değil abi. Biraz karıştı ama depo gibi bir şey oldu. Bu arada bak, mikrofon tur attı. Ağzımın dibine girdi. Geri durdu. Yeni mikrofon alacağım arkadaşlar. Yeni ekipman alacağım. Diğer sezona o yeni ekipmanlarımızla da devam edeceğiz. Şu an biliyorsunuz Don't Starve'ın sezon finalini oynuyoruz. Yani sezon finalinin part 2'sini oynuyoruz. İlk part 11 dakika oldu. Bunu da o civarlarda bir şey yapmayı planlıyorum. 7 dakikası geçmiş bile, biraz daha oynadıktan sonra bir sezon finalini yapacağız artık arkadaşlar. Part 1, part 2, part 3 diye böyle sezon finali bölümünü yardırmayacağım. Sadece yemekten dolayı 2 part şeklinde bu sezon finalini yapmak zorunda kaldım. İşte gelecek sezonda arkadaşlar, ikinci sezonda Range of Gains DLC'si ile oynarken, tam olarak doğru okuyabiliyor muyum bilmiyorum. Şu görmüş olduğunuz mouse imlecini sürekli çevirdiğim kısma, yani şu şekilde bir facecam eklemeyi planlıyorum arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gider. Umarım siz de hani bu projemde beni destekliyorsunuzdur. Bir dakika ya abi, ben altın balta yapmak istiyorum. Lütfen bana altın balta yapar mısın? Bunlar çok çabuk cortluyor. Bu arada şu tentakılı da at. Bana adam akıllı bir spear ver şuradan. Adam akıllı dedik, 12'lik verdi ya. Wilson. Abi bak, ben her zaman böyleyim. Seçemiyorum ya doğru düzgün. Bir altın balta yap, hemen şu altını yerine koyalım. Çünkü yanımda altın taşımak istemiyorum. Ana! Oğlum duvara çarpıyorlar lan. Hakikaten sizin dediğiniz gibi oldu arkadaşlar. Bu penguenler burayı dümdüz eder yakında. Çıkın evimden. Hadi 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 hadi. Hadi abi hadi. Abi. Abi ne yapıyorsun? Abi ne olur. Abi duvarıma vurma. Duvarıma vurma. Kurban olayım. Dur o zaman şuradaki duvara vur. Şuradaki duvara vur. Şuradaki duvara. Aynen. Abi gözünü seveyim. Şuraya kafa atma. Bak at buraya kafa. At buraya kafa. At buraya kafa. Oraya atma. Oraya atma. Oraya atma. Döverim. Of. Dünyanın taşı ziyan olacak ya. Bari kırayım da abi, fazla taş ziyan olmasın. Şimdi ben bu penguenlere bırakırsam dünyanın taşı ziyan olacak. Çekil çekil. Allah cezanı vermesin. Çekil. Al geç. Al. Lan bebe, dünyanın taşını ziyan ettin. Artık çıkar mısın şuradan ya? Çık git evimden. Lan çık git evimden. Oğlum bak, buradan bir yere kafa atma. Çık git. Evimden çık git. Evimden gider misin artık? Evimden git lan. Ya abi. Ne olur git evimden ya. Ne olur bak, gözünü seveyim. Orada size geçit açtım. Kapı bile açtım orada. Ne olur gidin ya. Ne olur ya. Bak abi, ne olur başka bir yere kafa atma. Kurbanın olayım. Kurbanın olayım, başka yere kafa atma. Gel. Gel bak, burayı da kırıyorum. Gel, Allah cezanı vermesin. Gel. Kurbanın olayım, gel şuradan geç hadi. Hadi buradan geç, gözünü yağını yiğidim hadi. Hadi bak, buralara kafa atma ne olur.
Ne olur. Ne olur bak, sen de insansın, ben de. Sen ya, anladın işte ya. Hadi. Hadi abi. Hadi abi, hadi abi. Hadi kapattık. Allah cezanı versin seni. Vurma. Lan vurma, evime vurma. Evime vurma. Parçalarım. Allah canımı alsın, zırhı giyer parçalarım seni. Çık evimden. Evimden çık. Penguen kardeş hadi hızlı ya. Son bir eleman kaldı. Al lan, al al. Al rahatla da bu balyozu senin. Ne kadar şey söyleyeceğim de içime atıyorum var ya arkadaşlar, bir bilseniz şimdi. At şunu şuraya. Bak oğlum. Gelip evimden bir yere kafa atmayın bak. Vallahi sizi ormana sürer, o ormanı da yakarım. Gözünüzün yaşına bakmam, yaparım bunu. Bari şuraları mı sağlamlaştırsak? Yok ya, öf, evi çok yanlış yere kurmuşuz abi. Bu da benim yeni aklıma geliyor. Al işte duvar, bundan önceki sezonda duvar yoktu. Bundan önceki kışta. O yüzden sıkıntı olmamıştı ama şimdi duvar var. Duvar olunca sıkıntı oldu tabii. Dur bu fistik yeme o sonraya. İki tane açlık tamamlayıcı, bir tane can. Ya aslında şu ikisi de cana oynuyor. Onlar var daha. Onlar bitmeden hiçbir şey almak yok Wilson. Şurada bizim normal eti kullanalım. Balları da al. Yap bir güzelim ballı et. Mis gibi. Abi ne ara akşam oldu? Ne ara akşam oldu? 5 dakikalık sabah mı yaptınız ya? 5 dakika sabah oldu. Onda da pengueni evden kovduk. Allah'ın cezası penguen. Ya neyse, en azından bu vesileyle Chester da artık yanımızda gelebilecek. Öyle mi oğlum? Gelebiliyor musun? Aferin oğluşuma, gel. Gel gel gel, evimize girelim gel. Chester. Haydi Chester. Tamamdır oğlum, evimizdeyiz. Rahatız. Chester'cim bak, sana zırhımı emanet ediyorum. Dostum. Canımın içi. Chester'ım. Sana zırhımı emanet ediyorum. Tamam mı? Bu zırh sana emanet. Bir kavga olduğunda, fight olduğunda böyle direkt senden pata 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 zırhları çekip dalacağım abi ortalığa. Arkadaşlar, Wilson'la oynadığımız normal Don't Starve'ın sezon finalindeyiz. Yani sonuna geldik artık maceramızın. Hemen şapkayı da takalım. Wilson'ı en iyi şekilde bırakmak istiyorum. Şöyle ateşin yanına yaklaşalım abi. Şu görüntü kirliliğini ortadan kaldırabilirsek, her neyse şu taş durabilir. Arkadaşlar, uzun bir sezon geçirdik. Yaklaşık 50 bölümlük uzun bir sezon. Bu sezon süresince bana, Wilson'a, Chester'a ve tüm Dawnstar'daki dostlarımıza katlandığınız için ve onlara vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İkinci sezonda Range of Gains DLC'si ile beraber yeni bir karakterle oyuna başlayacağım arkadaşlar. Yeni karakteri yorumlarınızda siz seçeceksiniz ve sizlerden gelen oylar neticesinde yeni bir karakter açıp DLC paketine başlayacağım. 5 bölüm DLC paketinden attıktan sonra arada bir bölüm spesyal özel olarak Wilson'la maceramıza devam edeceğiz. Esen kalın, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.